Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası qalbilik ayaqlaşdı. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlik tərəfindən hər ili ötküzülüb gelibatqan Dünya Şərq Türkistanlıqları Qeyrindaşlıq Uçuruşçının 15-ci növətliki və 6-ci növətlik Şərq Türkistan Milli Birlik Şurası 30-dün köp dövlətdən gələn mehmanlarının qatnışı bilən 22-ci sentabrdən 25-ci sentabrgəcə İstanbulda davamlaşıb, bugün xalbilik axırlaşdı. 23-ci sentabr çüşdən burunqi ekilişdə rəis Seydayutulla Oğuzxan və dünyanın hər qaysı yerlərindən gələn Uyğur və Çət əllik mehmanlar, müavin ministrlər, prezident baş məsləhətçiləri, hər qaysı siyasi partiyalarının vəkilləri qatarlıqlar ayrım-ayrım söz qılğandan kən, şu günü çüşdən kəyindən başlayıb mühakimə yığını şəklində davam qıldı. Şərq Türkistan Avustraliya Cəmiyyəti İdarə Hay'at Əzası və Şərq Türkistan İnsan Haqları Közü Cəmiyyəti Rəisi Nurmuhammed Türkistani Əpəndinin riyasətçilikdə davamlaşqan mühakimə yığınıda aldı bilən Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Avropa Tashqi İşlər Məsuli Tədqiqatçı Nicat Durğun Əpəndi Avropa-Xitay münasibəti və onu davayımız üçün xizmət qıldırış fürsətləri haqqında təfsili toxtaldı. Arqadan siyaset ve xalqara münasibetler profesori Dr. İsam Abdüşşafi, Uttur Şarıq ve Xitay münasibetleri ve 27 devletini öz içi kalan Uttur Şarıq'da Şarıq Türkistan davasını güçlendirişinin yolları haqqıdı toxtaldı. Arqadan profesör Dr. Muhammed Afani Salla Asiya Elleri ve Xitay münasibeti, Xitayının Şarıq-Canubi Asiya Ellerideki kengaymeçilikinin Asiya devletlerine qandaq təsir görüstüdüğallıqı ve bu devletlerde Şarıq Türkistan davasını güçlendiriş yolları haqqıdı toxtaldı. Keyin Amerikadagi Uyğur Tadqiqat Markazining raisi Abdulkim Idris Apandi Xitoyning xirisiga duch kelayotgan mazkur davlatlarga qarata Amerikaning siyosati qandoq bo'layotgani degan temada so'z qildi. 24-ci sentabr davom qilgan yig'inning tushdan burunqi bo'limiga Pishqadam jurnalist Sirojiddin Azizi Apandi riyosatchilik qildi va Sharq Turkiston da'vosining hozirgi ahvoli bosh tema qilingan holda Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Xitoy davlat strategiyasi va Sharq Turkiston da'vosi temasida Turkiyada va xalqarada tunilgan xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Qodir Temiz Apandi rayon va xalqaroliq omillarga binoan Xitoyning kelgusi ahvoli temasida Malayşiya Müslüman Yaşlar Hareketi Muavin Reisi ve Uyghur Malayşiya Münasibetleri Teşkilatı Muavin Reisi Enver İsmail Efendi, Cenubi Şarkı Asiya ve Şarkı Türkistan davası teymesi de. Doktor Adilcan Er Uyghur, Şarkı Türkistan diasporasının ictimai amilleri ve onun siyasi hareketki bulgan təsiri teymesi de. Ankara Üniversitesi Uqtukçisi Profesör Doktor Erkin Ahmet, Türk dünyasının Şarkı Türkistan davasıdaki ehmiyeti teymesi de. Ve Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliki Başkatibi Abdirşit Eminacı, Şarkı Türkistan krizisi, işgaliyet ve irqi qırğıncılık teymesi de misallar bilen təfsili toxtaldı. Arqadan hər qaysı leksiya sözlüğüçülər yığın əhlinin suallarına cevap verdi. Yığından çüşdən keyinki bölümü Şərq Türkistan davası həl qılış təklifləri temasını çördüyən halda elib verilgan bolub, Şərq Türkistan Ölümalar Birliği rəisi Doktor Alimcan Buğda riyasətçilik qıldı. Yığında aldı bilən Kuveyt parlamentinin sabıq parlament əzası Profesör Doktor Valid Tabtabai, Xitayının Ərəb dünyası strategiyası və həl qılış təklifləri temasıda. Kanada Şərq Türkistan Federasiyası rəisi və fəaliyyətçi Ruqiyə Turduşxanım Şərq Türkistan müstəqilliyi xalqara qanunda itiraf qılınışı və yolğa qoyuluş usulları teməsidə. Yazğıcı Abdurrahim Dövlət Əpəndi Şərq Türkistan davasına islahat təklifləri teməsidə. Şərq Türkistan İnsan Haqları Közü Cəmiyyəti rəisi Nurmuhammed Türkistani Əpəndi Şərq Türkistan müstəqilliyi teməsidə toxtaldı və axırda leksiya sözlüğüçülər yığın əhlinin hər xil suallarına cavab verdi. Şunaqlı yığınının ikinci və üçüncü günlərdə Şərq Türkistan davasıdakı mühim şəxslər, akademiklər, çətəllərdən gələnlər bilən birlikdə Şərq Türkistan davasıdakı güclük nöqtələr, aciz tərəflər, fürsətlər və təhdidlər qatarlıq temalarda ayrım-ayrım qruplara bölünüb SWOT analizi qılışdı və məzkur analizlərə əsaslanğan halda uyğun həll qılış çarələri tövsiyə qılındı. Yığının axırıq günü 25-ci sentabr hər qaysı qruplarının məsulları öz qruplarda müzakirə qılınğan və qılışqı tikişlik deyib qaralğan temalarını yığın əhliga sundu.
Arkadan Ankara İctimai Paralar Üniversitesi okutucusu Dr. Hacı Kutluk Kadri, Türkiye'deki Japonya Başelçisi'nin yığın ahlige yollagan salamını yetkizgendiyken, Uygurlar hakkında uzun yıl tetkikat edip bargan ve Yeni İpek Yolu Stratejisi ve Xitay'daki Medeniyet Kırgıncılığı Katarlık kitaplarının avtori Japonya Kagoshima Xalqara Üniversitesi okutucusu Profesör Doktor Seiji Nishihara ve Şarkı Türkistan Komünist Partisi İdaresi de ötken 70 yıl namlıq kitabının avtori Japonya Hosei Üniversitesi okutucusu Profesör Doktor Jun Kamakura efendiler ayrım ayrım yığın ahlige söz kıldı. Ahırda Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi'nin xulası dokulatını okuşu ve Profesör Doktor Celal Erbay'nın təsirlik duası ve upçı xatir resimgi çüşüş bilen 15. nöbetlik Dünya Şarkı Türkistanlıkları qeyrindaşlık uçuruşu ve 6. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Birlik Şurası ğalibilik ayaklaştı. Hindistan bilen Xitay arasında yeniden diplomatik talaştırtış qozğaldı. Xitayning Hindistonlik 3 ayol tanarkatchining Osiyo tanarkat musobaqasiga qatnashishini cheklashi sababli Hindiston bilan Xitay orasidagi diplomatik talashtirish qayta qo'zg'aldi. Amerika vazining 23 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Xangjuda o'tkazayotgan Osiyo tanarkat musobaqasiga qatnashish uchun tizimlatgan 3 nafar Hindistonlik chambarchilik mahorati tanarkatchisining Xitayga kirishini rad qilgan. Bu vaqa Hindiston hukumatining kuchlik noroziligini qo'zg'agan. El Jazeera torunun bu axta bergan xabarida bildirilishicha, bu üç tanarkatchi Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasidan bo'lib, bu rayon Himalaya tig'ining shimoliga tutishidi ekan. Xitoy uzundan beri bu yerni Xitoyning zimini deb da'vo qilib, Hindistonning zimin talabini rad qilib kelgan. Gerçi Xangju Osiyo tanarkat musobaqasini tashkillash komiteti üç ayol tanarkatchining Xitoyga kirish vizasini tasdiqlagan bo'lsa-mu, biroq bu tanarkatchilar tasdiqlangan tizimlash kartasini to'rdan tushirolmagan. Hindistan vaqt kelsining xabariga asoslanganda Hindistan chambarchilik mahorati atirtining 10 tanarkatchisi Mashqovulining boshchiligida 20 sentabr Yangi Dehlidan Xangjuga qarab yo'lga chiqqan. Ammo bular ichidagi 3 tanarkatchi Xitoy tomonidan to'sib qilingan. Hindistan Xitoyning Hindiston tanarkatchilarining musobaqaga qatnashishiga qasdan to'sqinlik qilishiga qarata kuchlik norozilik bildirib, Xitoyning harakati Osiyo tanarkat musobaqasining ruhiga va tanarkatchilarning harakatini boshqarish belgilamasiga xilof. Xitoyning bu qilmishi a'zo davlatlarning tanarkatchilarini aniq kamsitganlik bo'ladi degan. Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arindam Bog'chi Xitoyning qarorini ayiblab, Hindiston Xitoyning Hindiston fuqarolariga ularning turishlik yurti va millatiga asosan farqliq muomila qilishga qat'iy qarshi turdi degan. Arindam Bog'chi Amerika ovozi radiosiga Arunachal Pradesh Hindiston zimininin ayrılmaz bir qismi. U mangu shundoq bo'ladi. Hindiston hukumatı muvofiq tadbir qo'llanib, davlatning manfaatini qo'g'daydi degan. Gerçi Xitoy Hindistonning bu vaqtdagi ayiblash bayonotini rad qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning juma kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy sohibxon bo'lib sifati bilan dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tanarkatchilarni Osiyo tanarkat musobaqasiga qatnashish haqidagi qonuniy hujjatlar bilan ta'minlab, Xangjuga kelishini qarshi oldi. Xitoy taraf Arunachal Pradeshni azaldan Hindistonning zimini ekanligini e'tirof qilgani yo'q. Tibetning janubi Xitoy zamanining bir qismi deb jar solgan. Xitoy o'tir sharqqa ko'z tikayotganligini ifodalamoqda. Xitoy o'tir sharqqa texmi ahamiyat berishga boshlaganligini oshkorlab, xalqaro jamiyatdan Suriyaga qaratgan jazoni bekor qilishni talab qildi. Amerika vazining 23 sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Xi Jinping juma kuni Suriya raisi Bashar Asad bilan ko'rishganda qilgan so'zida G'arbni Suriyaga qaratilgan jazoni bekor qilishga chaqirgan. Xi Jinping uzundan buyon chatki qilgan Suriya rejimi raisi Bashar Asad bilan ko'rishgan. Ko'rishda urush ma'lumotchiligida vayron bo'lgan Suriyani qayta qurishga yordam beradiganligi to'g'risida va'da bergan. Xabarda qayd qilinishicha, Xi Jinping Xangjuda o'tkazilgan Osiyo tanarkat yig'inida Suriya raisi Bashar Asad bilan ko'rishgan. Ko'rishda Xitoyning Iran va Saudiya Arabistoni bilan ittifoqdosh bo'lgan o'tir sharqda o'zining strategik manfaatini qo'g'daydiganligini da'vo qilgan. Xitoy taratqulari e'lon qilgan suhbatning mazmunida Xitoy Suriyaning ichki ishlariga aralashgan tashqi kuchlarga qarshi turdi hamda barliq aloqador davlatlarni Suriyaga yurgizgan qonunsiz bir taraflama jazoni bekor qilishga da'vat qildi degan. Xi Jinping ko'rishda Bashar Asadga yana Xitoy normal munosabatni strategik sheriklik munosabat darajasiga ko'tarish orqali Suriyaning vayron bo'lgan iqtisodini qayta qurib chiqishga, ichki ma'lumotchilikni bir taraf qilishiga yordam beradi degan.
Reuters agentliğinin haber kılışça Xi Jinping'in kollışı Beşar Esad hakimiyetini halkarada çetki kılgan haletten kutuluşka tirişçallık körüstüşeyken. Çünkü Suriye 2022 yılı Xitay'nın bir belvaq bir yol Suudi planı'nı katlaşkan. Esad hakimiyeti bu yıl 5. ayda Arap Elleri İhtipakı'nı kayıtıp geliş teklifini bergen. Bildirilişçe Xitay diplomatiyesindeki atalmış stratejilik hemkarlık harbi sahanı özçilik algandan başka rayon ve halkaralık meselelerde teximi quyuq maslaşışını körüstüdükken. Suriye'nin ul eslahaları ve sanayeti çet el mablığı'nı ciddi ihtiyaclık bulup, yakında devletin iğir iqtisadi vaziyeti sebeplik Suriye'nin canobunu namayış kılgan halk Beşar Esad'ını istifa verişke çakırgan. Tehlilçilerinin eğitişçe ular Xitay şirketlerinin Suriye'ye kayıtıp gelişidin gümallindikken. Çünkü Xitay şirketleri 2020 yılı Amerika tarafından tasdiqlanan cazanın xaupiga duş gelişi mümkün iken. Bu kanun arqalıq Suriye bilen soda kılgan herkandıq şirket ve şahısının mal mülkünün toğultilişi mümkün iken. Ondan başka Xitay'nın mablağ salgıçları Suriye'nin bihaterlik vaziyetini uylaşışı mümkün iken. Xitay Şarkı-Cunubi Asiya Elleri İhtipakı'nın terörlüğü karıştırış maniverine asker evetmekçi. Şarkı-Cunubi Asiya Elleri İhtipakı Müdafiye Ministerleri kengaytilgen yığını mütexassislar grupisinin terörlüğü karıştırış maniveri ay ahırda başlandıgan bolup, Xitay bununğa qatnış üçün asker evetişini planlığan. Fransiya Xalqara Radiosinin 24 sentabrdiki xabaryda bildirilişçe, Xitay Şarkı-Cunubi Asiya Elleri İhtipakı Müdafiye Ministerleri yığını terörlüğü karıştırış mütexassislar grupisinin emeli harbi maniveri muşu ayının ahırda Rusiyanın şarkı harbi rayonunda ötküzüldükken. Bu manevir devlet halkıgan arlaşma grubu şekilde teşkillengen bolup, asaslıqı terörlüğü karıştırış hizmet grubusu teşkilleş ve terörlüğü karşı hareket kılış meşgı kılındıken. Malum buluşça Şarkı-Cunubi Asiya Elleri İhtipakı'nın Tüngü Devlet Müdafiye Ministerleri uçuruşu 2010-12 günü Vietnam paytaxtı Hanoi'de ötküzülgen. Yığınğı Devlet Müdafiye Ministerleri yaki Şarkı-Cunubi Asiya Elleri İhtipakı'daki 10 devlet, şundaqla Xitay, Amerika, Japonya, Avustralya, Yeni Zelandiya, Hindistan, Rusya ve Koreya vekilleri katnaşkan. Şarkı-Cunubi Asiya Elleri İhtipakı Devlet Müdafiye Ministerleri yığın mexanizminin tunji terrorluğu karıştırış maniveri 2013 yılı 12 sentabr Hindonoziyada ötküzülgen. Türkiye, Xitay ve Japonya münasibet tarihi yığınıda Şarkı Türkistan muhim temi boldi. Türkiye, Xitay ve Japonya münasibet tarihini müzakir kılış yığını 24 sentabr İstanbul'da ötküzüldü. Bengü Türk Doğru'nun 24 sentabr haber kılışı, Japonya Taşkı İşler Ministerliğinin kollışı bilen Tokyo Üniversitesi İlgar Pentekniki Tetkikat Merkezi, İstanbul'da İmperiyadın kiyinki Yavru-Asiya, 2. Dünya Uruşu, Xitay, Türk Dünyası ve Japonya temisinde müzakir yığını uyuşturgan. Müzakir yığınıda aldı bilen Türkiye ve Xitay otursudaki tüncü halkaralıq gelişim meselesi müzakir kılıngan. Yığında Japonya'nın bir neçe akademikleri söz kılgan bulup, bunların Katarı'da Kawashima Efendi 1. Dünya Uruşu'dan kiyinki Xitay-Türkiye münasibeti ve Japonya namlıq makalesi de Türkiye-Xitay münasibetinin tarihi hakkıda toxtalgan. O Türkiye bilen Xitay'nın 1934 yılı tüncü qetim gelişim imzalığalıqını bayan kılıp, kelişimnin tüzülüşüdeki asaslıq sebeplerinin biri Xitay'nın öz ara barabirlik prinsipini saklap kılış şartını oturgu koyğalıqını bildirgen. Kawashima Efendi makalesi diyene Türkiye, Sovet İttipaqi, Afganistan ve İran'dan terkip tapkan kiyinci Xitay ve Japonya'mı öz içige aladıqalıqı mülkerlengen Asiya İttipaqının kurulalmağalıqını, çünkü Türkiye bilen Xitay otursudaki kelişimnin keçiktürülgenlikini, öz vaqtida Şarkı Türkistan'daki militarist yağının bu kelişimnin imzalanışını xalımağanlıqını bildirgen. Kawashima Efendiyana Devletler Birleşmesi de Türkiye Manjuriya vaqasida Xitayını Japonya'ya karşı kolladı. Xalqara kollaşqa erişelmegen Japonya 1933 yılı birleşmeden ayrıldı degen. Xitayının milletler siyasetini tədqiq qılıwatqan mütexassis Kumakura 90 yıllık xatiri günü de Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetini əsləş temisi sözlügen. Kumakura Efendi müstakil Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetinin kısqı müddet hüküm sürgenlikini bayan kılıp, bu devlet 1934 yılı ətiyazda xalqaralı kollaşqı erişelmegenliki sebeplik münqariz boldi degen. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ətki programımız görüşükçe, aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.